Şimdi efendim bir şehit cenazesinde bir saldırıya uğradınız. Evet. Ve gerçekten hepimiz derin bir üzüntü yaşadık. Evet. Hatta ben biraz işi hani şahsımla ilgili bir şey Evet. paylaşmak istiyorum. Bir siyah zeminin altına şöyle bir mesaj yazdım. Şehidimiz Yener Kırıkçı'nın cenaze namazına katılan ve saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na başta siyasiler olmak üzere tüm ülkenin en samimi şekilde saldırıyı kınayıp sahip çıkması gerekiyor. Unutmayalım ki terör Türk, Kürt, Alevi, Sünni, MHP, CHP, AK Parti ayrımı yapmadan milletimize saldırıyor. Şehit cenazelerinde yapılan bu provokatif saldırıları en çok Türkiye düşmanları seviniyorlar ve alkış tutuyorlar. Öncelikle geçmiş olsun Teşekkür dileklerimizi ederim. bir kez daha iletiyorum. Ben bir vatandaş olarak bu saldırıyı tekrar tekrar şiddet ve lanetle kınıyorum. Teşekkür ederim. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki askere gidenler arasında CHP'liler de var, HDP'liler de Tabii, var. tabii. Yani Kürtleri askere almıyorlar mı? Alıyorlar. HDP'ye oy verenleri askere almıyorlar mı? Alıyorlar. CHP'ye oy verenleri askere Tabii. almıyorlar mı? AK Parti, Saadet Partisi, İyi Parti. Tabii, Vatan Partisi. Bütün yani daha doğrusu bu Bu ülkede yaşayan herkes askere gidiyor. söylemi. Dolayısıyla şehitler hepimizin şehidi. Bu saldırıdan Ayrıca dolayı da benim ailemin bir özelliği daha var. Ben oğluma bedelli askerlik yaptırmadım. evet. Benim oğlum askere gitti. Oysa bedelli askerlik yaptırabilirdik. Ama fakir fukaranın oğlu bedel ödeyemediği için askere gidiyorsa benim oğlum da askere gitmeli. Aynı tabloyu görmeli. Evet. Aynı olayları yaşayabilmeli. Bu da önemli bir şey. Orada ne oldu? Yani kısaca özetler misiniz? Kim size saldırdı? Şimdi orada bir provokasyon vardı. Önceden hazırlanan bir şey. İnsanlar önceden gelmiş, belli yerlere yerleştirilmiş vaziyette. Devlet hem oradaydı hem devlet yoktu. Herkes oradaydı. Etrafı polis, jandarma kaynıyordu. Ama böyle bir tabloyla karşılaştık. Tabii yani bunlar beni yıldırmaz. Yani ben Gidecek misiniz bütün şehit cenazelerine bundan sonra da? gidiyorum zaten. Ondan Evet, sonra da evet, katıldım. evet, Gidiyorum. evet, Tabii evet, yani oradaysam evet, gidiyorum. Eğer evet. orada değilsem daha sonra fırsat buldukça ailelerini ziyaret ediyorum. Çünkü şehit hepimizin şehididir. Bu vatan için, bu bayrak için hayatını veren insanlardır. Onların kimlikleri, onların inançları, onların bulundukları iller, ilçeler, aileler hiç önemli değil. Onlar değerlidir. Birer evlattır. Evet. Şehitler hepimizin şehididir ve şehitlere görüşümüz ne olursa olsun hepimizin saygı duyması lazım. Evet. Biz evimizde gece rahat uyurken onlar eksi 30 derecede, 35 derecede, ovalarda, dağlarda, Afrin'de, şurada, burada bizi koruyorlar, ülkemizi koruyorlar, vatanımızı koruyorlar. Evet. Dolayısıyla o insanlara, güvenlik görevlerimize, tabii şehidimiz polis olabilir, asker olabilir, hepsine saygı duymamız ve onları el üstünde tutmamız Evet. lazım. Evet. Ayrıca biz şehitler arasında ayrım yapılmasını da doğru bulmuyoruz. 15 Temmuz şehitlerine farklı, diğer şehitlere farklı bir uygulama yapılmasını da doğru bulmuyoruz. Şehitler arasında ayrım yapılması doğru değil. Bu konuda da kanun teklifi verdik ve şehitler arasındaki ayrımcılığın kaldırılmasını istedik. Evet.